Merhaba arkadaşlar. Şimdi Cevdet Bağca'dan Leyli Leyli Yar isimli türkünün solfejini yapmaya çalışacağız. Türküde kullanacağımız si bemol olacak. Oldukça kolay bir türkü. 4 bölümde anlatacağım. Birinci bölümü her zaman olduğu gibi yine nakarattan başlıyoruz. Bakalım yavaşça anlatalım. Yine süslemesiz bir şekilde anlatacağım. Mi fa mi fa fa mi re, re mi re mi mi re do. Do re do re re do si si do re. Tekrar edelim burayı. Mi fa mi fa fa mi re, re mi re mi mi re do. Do re do re re do si si do re. İkinci bölümü. Re mi re mi mi re do. Do re do re re do si si do si re re do si la 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 la. Tekrar edelim ikinci bölümü. Re mi re mi mi re do. Do re do re re do si si do si re re do si la 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 la. Üçüncü bölümü. Burası söze giriş kısmı. Burada la dediğimizde alt telden 11. perde ve si dediğimizde de alt telden 12. perdedeki la ve si notalarını kullanacağız. Dikkatçe bakalım. 3. bölüm söze giriş kısmıdır zaten burası aynı zamanda. La si la si si la sol sol la sol la la sol fa fa sol fa sol sol fa mi 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 fa sol. Tekrar edelim burayı. La si la si si la sol sol la sol la la sol fa fa sol fa sol sol fa mi 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 fa sol. Dördüncü ve son bölümü ise sol la sol la la sol fa fa sol fa sol sol fa mi mi fa mi fa fa mi re 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 mi fa. Türkünün tamamı bu kadar. Bir sefer basit bir şekilde çalayım. Böyle devam ediyor. Birinci bölümden daha sonra. Türkünün en basit haliyle bu kadar. Fakat siz çalıştıktan sonra şu şekilde de birazcık daha mızrap kalabalığı ve süsleme yaparak çalabilirsiniz.